Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar partinin genel başkanlığına gelmesiyle siyasi arena yeniden hareketlendi. İlk olarak yeniliklere kendi partisiyle başlayan ve metal yorgunluğu bitireceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının ardından kongre sürecine giren AK Parti'de adeta değişim ve yenilenme rüzgarı esti. Kahramanmaraş'ta tamamlanan ilçe kongrelerini AK Parti Başkanı Ahmet Özdemir Aksu Haber'e değerlendirdi. Genel merkezimiz kongrelere tekrar kongre sürecini başlatma talimatı verdikten sonra 2 hafta içinde 9 tane kongremizi yapmamız gerekiyordu. Biliyorsunuz daha önce 2 tanesini tamamlamıştık, 12 Şubat ve Andırını. Tabii süreçte kısaydı, 9 günde 9 tane kongre yaptık. Bunlardan 5 tanesini bir hafta sonu, 4 tanesini de bu dün ve önceki gün yaptık, tamamladık. Kongrelerimizle ilgili bir sıkıntı, bir sorun yaşamadan huzurlu bir şekilde ilçe başkanlarımızla, önceki dönem ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla istişare ettik. Ama doğru olanı, doğru gördüklerimizi genel merkezimizle paylaştık. Onların bize önerilerini aldıktan sonra kongre sürecini tamamladık. Ben bu süreçte bize katkı sağlayan başta milletvekillerimize, genel başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum. Çünkü kongrelerimizin tamamında katılım sağladılar. Geldiler, orada gerek konuşmacı olarak gerek misafir olarak bulunarak desteklerini esirgemediler. Belediye başkanlarımız hakeza, seçilen ilçe başkanlarımız kongresini tamamlayan diğer kongrelere katılım sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün kongrelerimize katıldı. Bu bizim birlikte olmamız, bir arada olduğumuzu göstermemiz ve birbirimize sahip çıkmamız, daha da önemlisi davamıza sahip çıkmamız için çok önemliydi. Bu yönüyle katılım sağlayan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için artık genel merkezimizin talimatını bekleyeceğiz. İl kongresiyle ilgili ne zaman tarih verirlerse aynı hazırlığı, aynı birliktelik içerisinde il kongresi için de yapacağız. Afşin ilçesinde gerçekleşen kongre sürecini ayrı olarak ele alan Başkan Özdemir, sürecin beklenenin ve istenenin dışında ilerlediğini, buradaki nihai durumla ilgili genel merkezin bir karar vereceğini belirtti. Şimdi bizim genel merkezimizin değerlendirmesi ve uygulaması kongrelere tek adayla girmek yönünde. Burada tek adayla girmeyi antidemokratik bulanlara genel merkezimizin çalışma sistemiyle ilgili bir bilgi vermek lazım öncelikle. Genel merkezimiz aday adaylığı süreci başlatır. Bu süreçte isteyen müracaat edebilir. Süre sınırlaması veya müracaat sınırlaması yok. Afşin'de de zannediyorum 7 tane arkadaşımız müracaat etmişti. Onlarla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Temayül yoklamaları yapıldı. Kişilerin kendileriyle ilgili mülakat yapıldı. 3-4 tane mülakat aşamasından geçtiler. Ve onun sonucunda bir arkadaşımıza karar verildi. Bunu genel merkezin tasarrufu ya da il başkanının tasarrufu diye değerlendirmek öncelikle yanlış. Evet. Yapılan istişareler, yapılan çalışmalar, görünürde yapılan çalışmalar, görünmeden yapılan çalışmalar neticesinde en makul olan kişiyle kongreye gitme kararı alınmıştı. Dolayısıyla bu yönde yapılan değerlendirmelere ya da genel merkezin halkın beklentisini karşılamadan aday gösterdiği gibi aslı olmayan iddiaları kabul etmiyorum. Şimdi bu çerçevede hareket edince bir arkadaşımızın ben de çıkacağım demesi aslında bizim ilkelerimize, istişare anlayışımıza uygun değil. Ama biz buna rağmen onun çıkmasına engel olmadık. O arkadaşımız da, iki arkadaşımız yarıştı ve o arkadaşımız kazandı. Ama burada asıl olan ve ilkesel olarak baktığımızda önemli olan şey şu: bizim genel merkezimizin, teşkilatımızın yaptığı çalışmaların aksine bir şekilde hareket edildiği için bunun hoş olmadığını söylemeliyim öncelikle. Bununla ilgili kararı verecek olan yine genel merkezimiz yapılacak istişarelerle bununla ilgili bir karar verecekler. Ama biz bunu tasvip etmiyoruz. Ben o arkadaşımızı da aradım bir gün önce. Müracaat etmemesinin uygun olacağını, bu seçime girmemesinin uygun olacağını, kendisinin de siyaseten var olduğu, iyi işler yapmak istediğini bildiğimizi, siyasetin alanının sadece ilçe başkanlığı olmadığını söyledik ama buna rağmen adaylık sürecine girdi. Bunu genel merkezimiz değerlendirecek ve bununla ilgili bir karar verecek. Artık oradan çıkacak karar neyse o arkadaşımızla biz de bu kararın gereğini yapacağız.